Tamam. Tamam, ondan da bahsedelim arkadaşlar. Yani tam olarak Kılıçdaroğlu ve koltuk sevdasından bahsedeceğiz o zaman. Kemal Bey nasıl 11 seçim kaybetmesine rağmen CHP'nin başına genel başkan olarak kalabiliyor mesela? Biraz da bundan bahsedelim. Çünkü başa geldiğinde iktidar olamazsak istifa ederim dedi ama 11 seçim kaybetmesine rağmen bu gerçekleşmedi. Mesela bence sebeplerden birincisi Kemal Bey tüm kadroları kendisine yakın insanlardan oluşturuyor. Ve seçim mağlubiyetlerine CHP'nin halk kitlesi rahatsız olsa da delegeler kendisinden olduğu için hiçbir şekilde koltuğundan olmamış oluyor günün sonunda. Parti içi kanallar kapalı. Parti içi mücadele kanalları kapalı. Hiç kimse mücadele edemez orada. Yani Atatürk gelse Anıtkabir'den kurultay kazanamaz. İkincisi bence çok net adam harcıyor. Bakın çok geçmişe gitmeye gerek yok. Parti içinde en büyük rakibi olduğu söylenen Muharrem İnce'yi 2018'de kaybedeceklerini bildiği için aday gösterdi. Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya. Seçim sürecinde desteklemedi. Hatta kendisine yakın kanallara İnce'yi göstermeyin bile diyebildi. Çünkü gayesi CHP değil, yine aynı şekilde işte koltuk sevdası diyorum ya, kendi koltuğuydu. İnce'ye mobbing uygulandı kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mobbing uygulandı. 24 Haziran 2018 seçimlerine Muharrem İnce il il geziyor. Günde 3 miting yapıyor. Biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz gümbür gümbür. Sorun hani, nerede? Çok da işte kalabalık, coşkun. Ya genel merkezden bana telefon açılıyor. Niye bu kadar yayınlıyorsun? Niye bu kadar veriyorsun halk olarak? Yetmedi. Bu seçimde İnce hakkında çok çirkin iftiralarda bulunabildi. 2023'e gelelim. Parti tabanında en istenmeyen aday olmasına rağmen. Abi niye hala aday olmak istiyorsun ya? Ya kendi anket, neredeyse kendi anket firman bile seni en alta koyuyor. Oğlum aday olma, olma. Sen bu ülkede sevilen bir adam değilsin. Muhalifler bile sevmiyor seni. Bir miras bırakacağız. Az önce de söyledim. Baskıcı bir yönetimi, otoriter bir yönetimi. Masadaki toplamı %2 olmayan 4 parti 35 vekillik verdi ve kendi adaylığını masaya dikte etmiş oldu. Sonuç olarak da hem Cumhurbaşkanlığını hem de meclisi kaybetti. CHP ilk kez bu sene, bu dönem bu kadar düşük bir milletvekili sayısıyla mecliste olacak. Ek bir sebepten de bahsedebiliriz. Mesela bence sahte veriler de öyle. Yalan söyletiyor. Bakın bu seçim sürecinde kendi kitlesini ısmarlama anket sonuçlarını verdi çok net bir şekilde. Efendim? Kazanıyoruz algısı oluşturdu. Aynen öyle. Şimdi seçimde bilgiyi işlemeden sorumlu başkan yardımcısı elinde herhalde veri yoktu. Yani ondandır diye düşünüyorum. Siteyi açamadı, verileri paylaşacakları siteyi. Hatta sonrasında istifa etti. Seçim gecesi kaybettiklerini anladıkları anda ilk akla gelen rakiplerinden Ekrem İmamoğlu'nu yanlış verilerle halkın önüne attı. Saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına sesleniyoruz. Bu oranlara baktığımızda biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ülkemizin bu akşam Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Çünkü yalan söyleyen kendisi olmadı, Ekrem Bey oldu günün sonunda. Yani hem adamı yedi, hem yalan söyletip algı yaptırdı, hem de ve adamlar şaka maka gerçekten kazanacaklarını düşündüler ya bu seçimde. Bir de bu da yetmedi. Sonrasında bilerek veya bilmeyerek yanlış veriler girerek kendi sitelerine, bir de bunları YSK'nın verileri gibi lanse ederek tura hesaplara, hala koltuklarını korumaya çalıştılar. Hemen bugüne bakın. Sanki seçim sürecinde Demirtaş'a şeref madalyası sözü veren kendisi değilmiş gibi. Selahattin Demirtaş Bey'i alacak, göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır yani. Ne söylemiş yani? YPG'yi terör örgütü değil dememişler. YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. KHK'ları serbest bırakacağız dememişler gibi. KHK'ların tamamı görevlerine tamamını iade edeceksiniz. İade edeceğiz. Terör örgütleriyle mücadele edeceklerini söylüyorlar. Ama Kemal Bey farkında değil. Yani hala HDP ile PKK'nın yanında konumlandıramadığını insanlar çok net görebiliyor. Sadece koltuğunda biraz daha kalabilmek için verdiği mücadeleyi görüyor halk bugün. Bence sadece kendi partisinde burada rakiplerini elemedi. Yani baktığınız zaman adam gitti, en büyük ortağı İYİ Parti'yi de hiçe sayarak aday oldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini kişilerin tahakkümüne teslim edip
tehlikeye atmayacağız. Adaylığına İYİ Parti tepki gösterince onlara itibar suikast yaparak masaya dönmeyi mecbur bıraktı. Ve bence en büyük ortağını da yedi yani bu süreçte. Şimdi biz hepimiz biliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olamayacağı belli. Şu an kimse onu tartışmıyor. Onunla ilgili bir yarış kalmadı yani zaten ortada. Biz artık önümüzdeki hafta bu 8 günlük süre bittikten sonra 12. seçimini kaybedecek olan Kemal Kılıçdaroğlu kendi kitlesi, kendi seçmeni, kendi delegeleri tarafından desteklenecek mi, desteklenmeyecek mi onu merak ediyoruz. Çünkü artık biz AK Parti olarak önümüzdeki seçimlerde gerçek bir rekabet istiyoruz.